Evet, merhaba arkadaşlar. Çemberde açılar konu başlıklı sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. O merkezli bir çember verilmiş. Şekle göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım birincisinde ne diyor? AOB açısının ölçüsüyle ADB yayının ölçüsü birbirine eşittir demiş arkadaşlar. Bu aslında merkez açının tanımı arkadaşlar. Biliyorsunuz merkez açı uçlarındaki yayın ölçüsüne eşit oluyordu. Yani o yüzden burası doğru. C açısının ölçüsü ADB yayının ölçüsünün yarısıdır demiş. Bu da arkadaşlar çevre açının tanımı. Çevre açı biliyorsunuz. Bakın şuraya gösterelim. Yani çember üzerinde herhangi bir nokta aldığınızda buradan iki tane kiriş çizdiğinizde aradaki açıya çevre açı diyorduk. Bu çevre açı da uçlarındaki yayın ölçüsünün yarısıydı. Yani burası alfa ise bu da 2 alfa oluyordu. O yüzden bu da doğru. ABE açısının ölçüsü ADB yayının ölçüsünün yarısı. Bu da arkadaşlar teğet kiriş açı tanımı. Bakın buraya yazalım. Teğet kiriş açı da şuydu arkadaşlar. Bakın bir noktadan bir teğet çizdiniz. Bu teğet noktasından bir de kiriş çizdiğiniz zaman bu teğetle kiriş arasındaki açı teğet kiriş açı. Buraya alfa dersek bu kirişin ayırdığı yayın ölçüsü de 2 alfa oluyordu arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Yani hepsi doğrudur arkadaşlar. Şimdi bu bilgiler ışığında diğer sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Evet. Soru 2 arkadaşlar. Şekildeki yay ölçüleri x'e bağlı olarak verilmiştir. Buna göre AB yayının ölçüsü sorulmuş. Şimdi bakın burada AC, AB ve CB olmak üzere çemberi 3 tane yaya bölmüş. Hepsinin ölçüsünü x cinsinden vermiş. Biliyoruz ki bir çember yayı 360 derece. Yani bunları toplayıp 360'a eşitleyeceğiz. Bakın x'leri toplarsak kaç tane x'imiz var? 6 tane x'imiz var. O zaman 6x. 40, 70 daha arkadaşlar 110. Eksi 110 daha artı 100 olur. Bu da 360'a eşit. Buradan 6x eşittir 260 gelir. 260'ı da 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar 3x 130 bölü 3 gelir. Bizden AB yayının ölçüsünü istemiş. Bakın AB 3x eksi 10'du. Yani 3 çarpı 130 bölü 3 eksi 10'dan 3'ler gidecek. 130 eksi 10'dan da cevabımız 120 gelecek. Evet, soru 3. AB yayının ölçüsü 2m eksi 20 olarak ifade edilmiş. AOB açısının ölçüsü m artı 10 diye ifade edilmiş. Buna göre x açısının ölçüsü sorulmuş. Arkadaşlar bakın buradaki m artı 10 derecelik açı bir merkez açı. Merkez açı uçlarındaki yayın ölçüsüne eşitti. Yani burada m artı 10 eşittir 2m eksi 20'dir arkadaşlar. Burada m'leri bir tarafa, sayı değerlerini bir tarafa koyduğumuzda m 30 gelecek. Tabi bize m'yi sormuyor. Bakın yerine yazdığımızda 30 çarpı 2 60 eksi 20'den burası 40 olacak arkadaşlar. ADB açısının ölçüsü yani x'i sormuş bize. Bakın x de çember üstünde olduğu için çevre açı. Çevre açı neydi? Uçlarındaki yayın ölçüsünün yarısıydı. AB yayı 40 derece. O zaman x arkadaşlar 40'ın yarısından ne gelecek? 20 gelecek. Evet, soru 4. O merkezde yine bir çember verilmiş. Burada arkadaşlar yay ölçülerini kullanmadan direkt üçgendeki açı bilgisi ve temel çember bilgisiyle hareket edebiliriz. Bakın çember neydi? Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesiydi. Bu nokta eşit uzaklıkta ki noktalar bakın C noktası, işte B noktası, A noktası, merkezimiz O. Yani AO, CO ve BO bunların hepsi birbirine eşit oluyordu arkadaşlar. Bakın burada bir AOC ikizkenar üçgeni oluştu.
O zaman AO'nun karşısındaki açının ölçüsü 20 ise CO'nun karşısındaki açının ölçüsü de 20 derece olur. Ve üçgendeki açı bilgimizden iki iç açının toplamı diğer iç açının dış açısının ölçüsüne eşit olacaktı. Yani x buradan 20 artı 20'den 40 derece gelir. Evet, soru 5. X artı y 50 derece demiş. Buna göre x'in ölçüsü sorulmuş. Arkadaşlar, şimdi bakın x burada çevre açı. Hemen uçlarına gidiyoruz. Uçları BD yayı. O zaman bu BD yayı ne olacak arkadaşlar? 2x gelecek. Şimdi y'ye bakıyoruz. Bakın y de çevre açı. Onun da uç noktaları BD yayı. O zaman buradan BD yayını biz 2y olarak da ifade edebiliriz. Yani 2x eşittir 2y'den, 2'ler sadeleşir, x'in y'ye eşit olduğunu görürüz. O zaman y gördüğümüz yere x yazarsak x artı x eşittir 50'den, 2x 50, x de buradan 25 derece gelir. Evet, soru 6. Bakın az önceki soruya benzer bir soru. X, y ve z derecelik açılar arkadaşlar birer çevre açı. O yüzden gördükleri yayın ölçüsünün yarısı olacak. Bakın hepsi de BD yayını görüyor. Arkadaşlar hepsinin uç noktası BD yayı. BD yayını 60 verdiğine göre demek ki burada 2'ye bölersek x de 30, y de 30 derece ve z de 30 derece gelir. Yani bu üçlü 30, 30, 30 olur. Evet, soru 7. Yine o merkezli bir çember verilmiş. BAC açısının ölçüsü x'miş arkadaşlar. X'in değeri soruluyor. Şimdi yine bakın çemberin tanımında OB ile OC birbirine nedir? Eşittir. Yarıçap olduğu için bir ikizkenar üçgen oluşur. OC'nin karşısındaki açının ölçüsü 45 ise OB'nin karşısındaki açının ölçüsü de 45 olur. İkisini topladığımızda 90, 180'den 90'ı çıkarırsak bu açı 90 derece gelir gençler. Ve bakın burada bir merkez açı oluşur. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Gördüğü yayda bakın BC uç noktalarına gittik. Burası 90 ise demek ki bu yayın ölçüsü de 90. Şimdi X'e bakıyoruz. X'in uç noktalarındaki yay da 90 derece. Ama X bir çevre açı. O yüzden yayın ölçüsünün yarısıydı. Yani bunu 2'ye böldüğümüzde cevap 45 derece gelir. Soru 8. Bakın buradaki AMB yayının ölçüsüyle APC yayının ölçüsünün toplamı 250'ymiş arkadaşlar. Tüm çember yayı bakın 360 derece olduğuna göre ben 360'dan 250'yi çıkarırsam 110 derece olarak neyi bulurum? BC yayının ölçüsünü bulurum. Şimdi dikkat ederseniz Y dediğimiz değer bu BC yayının ölçüsünün yarısı oluyor. Çevre açı çünkü. O yüzden Y gençler 110 bölü 2'den ne gelecek? 55 derece gelecek. Bakın buradaki X de teğet kiriş açı. Kirişin ayırdığı yay yine 110 derece. Teğet kiriş açı da yine ayırdığı yayın ölçüsünün yarısıydı. Yani bu da 55 derece gelecek ve xy ikilimiz de buradan 55,55 olacak. Evet, soru 9. Yine bakın sormak istediği açı ölçüsü teğet kiriş açı. T doğrusu teğet, AB kiriş. Şimdi bakın O merkez açı. Merkez açının ölçüsü 90. O zaman uçlarındaki yay ne olacak? 90 derece olacak. Teğet kiriş açı da gördüğü yayın yarısı olduğu için cevap 90 bölü 2'den 45 derece gelecek.
Soru 10. A, B, C açısının ölçüsü 70 derece verilmiş. Burada şunu görelim arkadaşlar. Daha önce bunu teğet kiriş özelliklerinde söylemiştik. Çembere dışındaki bir noktadan iki tane teğet çizildiğinde, bunlar bakın teğet noktalar, bu teğet uzunluklar birbirine eşit oluyordu. O yüzden bakın burada A'dan çembere iki tane teğet doğrusu çizilmiş. Buradaki teğet parçaları da AB ve AC, bunlar eşit. O zaman ikizkenar üçgenden AC'nin karşısındaki açının ölçüsü 70 ise AB'nin karşısındaki açının ölçüsü de 70 olur. İkisini topladığımızda 140, 180'den de 140'ı çıkarırsak cevap buradan 40 derece gelir.